Ne yapıyorsun Ayşen sen? Ne yapıyorsun? Gece çok güzeldi. Hiç yaşamadığım bir şey yaşadım. Çok teşekkür ederim. Gece çok güzel olan sendin. Ve erken dönünce yani sizi temsilen bu gece. İyi geceler Ayşe. İyi geceler. Ne var Atıf? Babam henüz kataloğu görmedi. Ama görmesi an meselesi. E'si bu işin kokusu yanına kalmaz çıkar. Bana bir şeyler vermelisin. En azından teklifimi dinlemelisin. Yoksa ne olur Atıf? Babamın çizimlerini alıp millete hava atarken iyiydi değil mi? Ben ne kadar hırsızsam sen de o çalıntı malı bayıla bayıla aldın. Ayşe. Saat kaç? 2. Her şeyin senin için bu kadar çabuk değişmesini hiç doğru ve uygun bulmuyorum. Hiç yakışıyor mu sana? Haklısınız. Özür dilerim. Önemli olan bu tasarımların 20. yıl kutlamamıza yetişmesi. Çok yalnızım ben. Annem babamı kaybettikten sonra çok yalnız kaldım. Tam o anda Atı Bey bana kol kanat gerdi. Baba şefkatiyle yaklaştı. Bana ihtiyacım olan her şeyi verdi. Az şey mi bunlar? Hepsini gerçekten çok seviyorum.
Sen ne yapıyorsun burada? Yok bir şey. Ata, ben anlamıyorum ve bana bunu açıklamak zorundasın. Sen ne yapıyorsun? Niye anlamıyorsun işte? Ayşe'nin odasının kapısının önünde sen ne yapıyorsun ata? Kalbini kırdım. Konuşup bitirebilirsin. Sabah bekleyebilirdin. Yavaş lütfen. Uysun. Yeter artık, yeter. Ayşen. Bıktım, bunaldım ben artık bu durumdan. Böyle kızlarda beklemeler falan. Ne oluyoruz ata? Sen Feride'yi bile böyle gece yarılarına kadar beklemedin. Sen ne demek istiyorsun Üfte? Kendi kızını bile merak etmedin diyorum. Şimdi Ayşen duymasın diyorsun. Duyarsa duysun. Yeter. Konuşabilir miyiz? Hı hı. Ben dün için özür dilemek istedim. Önemli değil. Ben de biraz fazla abarttım. Hem de çok önemli. Sizi üzdüm. Hatta bu yüzden Üftadı Hanım'la tartıştınız. Duydum. Bu aralar biraz sorumluyuz. Ata Bey, sizin Savaş'tan hoşlanmadığınızı biliyorum. Hatta onun kötü biri olduğunu düşünüyorsunuz. Ama o öyle biri değil. Sen nereden biliyorsun bunu? Onu tanıyalı çok az bir zaman oldu. Ama ben hiç kimsenin görmediği bir savaş gördüm. Kimsenin görmediği bir savaş gördüm. Ne çabuk. İnanmayacaksınız ama öyle. Savaş'ı çocukluğundan beri tanırım. Babasını da tanırdım. Savaş çok hırslı ve halis bir çocuktur. Hayır. Öyle biri değil. Lütfen sözümü kesme. Özür dilerim. Babası benim babamın yanında çalışıyordu. Babam güvenirdi ona. Hırslı ve çalışkan bir adamdı. Benim de toyluk zamanım işte. Hırs ve çalışkanlık ayrı şeylerdir. Hırs nefsin, çalışkanlık karakterin eseridir. Dedim ya, toydum ben de. Yani babasının hırsını çalışkanlık olarak nitelendiriyordu. Savaşta babasının kopyası. İstediğini elde etmek için yapamayacağı şey yoktu. Babası beni uzun süredir dolandırıyormuş. Bunu fark ettim ve kavga ettik. Bana bunu nasıl yaparsın ha? Nasıl? Bağırma lütfen, herkes duyacak. Kumar borcum var. Bana söyleyebilirdin. Halledebilirdik. Ama bu olmaz. Sakın babana söyleme. İşimden, her şeyimden olurum. Benden bunu saklamamı bekleme. Öyle mi? İyi o zaman. Benim de söyleyeceğim şeyler olur baba. Ne demek istiyorsun sen? Masuman'la seviştiğinizden haberi var mı babanın? Beni tehdit etti. Neyle ilgili tehdit etti? Canımı yakmakla. Hem de korkunç bir şekilde. Bunun bir önemi yok. Konumuzda babası değil zaten. Benden, babamdan çaldıklarıyla güzel bir servet yapmış kendine. Keşke para çalsaydı. Bu kadar kinlenmezdim.
Babamın ve benim tasarımlarımı kopyalayıp el altından saklamış. Sonra da inat yapar gibi yanımızdaki yalıya taşındılar. Savaş o zamanlar bir yaşında ya vardı ya yoktu. Ben Savaş'ın aldığı nefesten ne düşündüğünü bilirim. Şimdi tek derdim seni üzecek olması. Sen Savaş'ın kimsenin göremediği yüzünü gördün. Öyle mi kızım? Savaş. Bundan sonra atacağın adımlara dikkat et Savaş. Neden? Düşüncesizce atacağın her adım kayıp düşmene neden olabilir. Bu dostane bir uyarı mı yoksa tehdit mi? Nasıl anlarsan öyle. Ama ben tehdit olarak anlamanı tercih ederim. Ayşen'den uzak dur. Hay hay. Tabii. Yalnız bir şey merak ediyorum. Bu Ayşen merakı nereden çıktı? Bu seni hiç ilgilendirmez. Olabilir. Ama sizi de ilgilendirmeyen bir konu var. O da Ayşen'e ne kadar yakın ya da uzak olacağım. İşte bu da sizi hiç ama hiç ilgilendirmez. Bir daha seni uyarmayacağım. Ayşen'den uzak duracaksın. İşte o kadar. Tabii. Sizce ben sizden korkuyor muyum? Hı? Ya da tehditlerinizi ciddiye alacak mıyım? Evet. Bakalım beni ne kadar tanıyorsunuz. Ben seni çok iyi tanıyorum. Babanı tanıdığım gibi. Babamın adını ağzınıza almayın. Günaydın Ayşen. Günaydın. Tabii. İyi günler. Savaş Bey. Günaydın. Sabahtan beri telefonlarımız kilit efendim. Özellikle internet üzerinde yayılan haberler nedeniyle yurt dışından teklif var. Bu arada iki Arap prens henüz fiyat listemiz belli olmadığı için açık çek göndermeyi bile teklif ettiler. Çok ilginç teklifler de aldık. Ne gibi? Basında çıkan fotoğraflarınızda yanınızdaki hanımefendinin marka yüzü olmasını isteyen müşterilerimiz de oldu. Ne yapmamızı istersiniz efendim? Beni biraz rahat bırakın. Ve kahve tabii. Peki efendim. Günaydın arkadaşlar, kolay gelsin. Hoş geldiniz Atta Bey. Bu son serimiz muhteşem oldu, muhteşem. Sayende usta. Estağfurullah, estağfurullah. O sizin maharetinize kalmış bir şey. Hani ben de ucundan kıyısından vesile olduysam ne mutlu bana. Eğer bu seriyi piyasaya sürünce... Eski günlere döneriz diyorsun. Hak ettiğiniz günlere Atabey, öyle demek daha doğru olmaz mı? Nasipse olur, nasipse olur. Kahve? İçerim. Ekrem, koş çabuk Atabey'in kahvesi, koş koş koş. Fırla. Buyurun Savaş Bey. Atabey burada mı? Burada ama çalışıyor. Çalışırken rahatsız edilmek istemez biliyorsunuz. Rahatsız etmeyeceğimden emin olabilirsiniz. Savaş Bey. Savaş Bey lütfen. Savaş Bey lütfen. Rica edeceğim.
Atabey, elim o kadar dinletemedim. Tamam usta, siz işinize bakın. Böyle yol yordan bilmeyenlere bir şeyleri anlatmak çok zor. Size nasıl yardımcı olabilirim? Savaş Bey. Böyle gözleriniz dikip bakmak için mi buraya kadar zahmet ettiniz? Hı? Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Dünkü boy gösteriniz çok renkli geçmiştir umarım. Çok güzeldi. O zaman niye buraya kadar zahmet ettiniz? Niye zaferinizi kutlamıyorsunuz? Atölyesine kapanmış biriyle ne işiniz var sizin? Bunu nasıl yapıyorsun? O kadar babana benziyorsun ki. Aynı hırslı gözler, aynı gölgeler. Şu anda sanki oğluyla değil de 25 yıl önceki babanla konuşuyor gibiyim. Sizin deyiminizle bu butik atölyeyi gözünüze yücelten şey nedir? Yüceltimi kim söyledi? Ve aynı burnundan kıl aldırmaz tavır. Yazık. Babana bildiği her şeyi ben öğrettim. Ama o sana pek bir şey öğretememiş galiba. Ucuz bir iki ayak oyunları dışında. Buraya neden geldin Savaş? Ofisimiz henüz tam olarak hazır değil. Haftayı sizi orada ağırlamak isterim. Hem personelle de tanışmış olursunuz. Haftaya temelimizi de atıyoruz. Daha ayrıca yeni girişimlerimiz için kredi ihtiyacımız olacak. Haliyle de sizin onayınıza. Onayın kredi başvurusu için kullanılacağına malum. Evrağı okumak ister misiniz? Selim Bey, ben bu işleri pek anlamıyorum. Zamanla anlayacaksınız. Endişelenmeye hiç gerek yok. Çok belli oluyor değil mi? Selim Bey, ben şirketi yönetmek için yeterli olduğumu düşünmüyorum. Çünkü bu konuda ne bir tecrübem ne de bir eğitimim var. Ayşen'cim, ben şimdi söylersem yanlış anlaşılırım diye korkuyorum. Ama senin iyiliğin için söylüyorum biliyorsun. Bir kere çok büyük sorumluluk isteyen bir iş bu. Yani öyle herkese güvenip girebileceğin bir şey değil. Ya o yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum ben Selim Bey? Kesinlikle haklısınız. Yanlış anlaşılmaya çok müsait bir konuşma bu. Ayşen Hanım, farkındayım. Yabancısı olduğunuz bir dünyadan bahsediyoruz ama bence kendinize bir şans vermelisiniz. Evet ama ben hiç kimseyi kandıramam, kendimi de kandırmak istemiyorum. Bu şirkete faydalı olabileceğimi gerçekten düşünmüyorum. Ama size güveniyorum. Babam ve ben yıllarca bildiklerimizi babana aktardık, öğrettik. Ama bir tek işin sırrını vermedik. Püf noktası. Püf noktası nedir bilir misin? Hani laf arasında geçer bu işin püf noktası nedir diye. Duydun mu hiç? Ben anlatayım sana. Bir çömlekçi ustası varmış. Ve onun çok hırslı bir kalfası varmış. Bir gün kalfası ustasına, usta artık bundan sonra ben de kendi çömlekçimi açacağım demiş. Ustası da ama sen daha işin püf noktasını bilmiyorsun ki demiş. Kalfası ustasının kendisini kıskandığını sanmış. Bir şekilde çömlekçi dükkanını açmış. Başlamış çömleklerini yapmaya. Ama yaptığı her çömlek çatlak çıkmış. Dayanamamış ustasına sormuş. Ustası, çömleği yaparken içindeki havayı püf diye üfleyeceksin demiş. Eğer o havayı üflemezsen içindeki hava çömleğin içinde genleşir ve hepsi çatlak çıkar. İşte siz bu işin püf noktasını öğrenemediniz babanla sen. Eminim dünkü gösterinde de çömleklerin çatlak çıkmıştır.